Hep diyor, bizim meslek futbol gibi. Bugün yaparsın, 35'te sonra ancak çıkıp arada burada nasıl yapılacağını anlatırsın. Akar kendi dolduracaksın. Mesajı verdim zaten Bünyamin'e. Ha, üzerime ev yap gibisinden mi? Arsan mıyım kız benim üzerime ev yapacak? O pespaye muhabbetler senin Silahattin abiye yakışır. Halbise sana paşa dedenden hanlar hamamlar kaldığı için ne ihtiyacın var hem üzerin? Bir demet çiçek alsa yeter. Yarın öbür gün açlıktan o çiçekleri yesin artık. Çiçek değil, çiçek resmi. Ev araba istemek varoş kaçar. Ya mücevheri 5000'e alıyorsun, 5 kuruşa satamıyorsun. Ama bir tablolar 10.000 dolarlar. En kral yatırım resim. İnternet araştırmamı yaptım, ortamı bulunca patlattım. Bünyamin, bana hediye almaya niyetlenirsen bir resim sanata aşığı olduğumu unutma. Hakikaten. Ne tarz seviyorsun? Renkli böyle büyük boy, ressamı ünlü ve ölmüş olursa daha makbule geçer. Nasıl? diyorum ki, misal bir şeker Ahmet Paşa ne kadar şekerdir değil mi? Bir elmasını, armutunu natürmort olarak evine astığında adeta manav gibi kokar. Veyahut bir Orhan Peker'in atlarını as duvara, Allah'ım bu gübre kokusu nereden geliyor? Sanırsın evin ortasına atmış. O kadar gerçekçi yapmış üstadlar, bayılıyorum. Hayda, bu kadar mı ortak günümüz olur ya? Ben de görsel sanatlar aşığıyım. Misal Leonardo Vinci, sever misin? Sevmem mi? Yakinimdir de. Bir gün ben kamyonu sürüyordum, Leonardo da Vinci. Leonardo da olur, onun resimlerinde de alabilirsin. Bana hepsi uyar bebeğim. Selahattin geldi. Eyvah! Geçen hafta olanlardan sonra karşılıklı tükürük yağmurumuza bormamak için cansibi de takarsan iyi olur bebeğim. Ne haber kardeşim? İlginç bir sergi değil mi? Hem de simetrik. Sergi? Şimdi bazı sergilerde böyle heykelleri falan dağınık koyuyorlar, tikleniyorum ben. Bu iyi. Şu enstalasyondan çok etkilendim mesela. Fuentes Carlos Zaman. Ha. Çok önemli bir sanatçıdır biliyorsun. Takip ediyorum yabancı basından. Geçen sene manda pisliğinin üstüne tüy dikip Donald Trump'a 200.000 dolara satan adam bu işte. O eser biliyorsun modern sanat çevrelerinde çok acayip sükse yapmıştı. Evet, evet biliyorum. Kadın biraz Türk köylüsüne benziyor değil mi? Ne yazıyor şişede ya? Tepe bas. İspanyolca fazla deşme demekmiş. Karşım, bu mallar yani geçen senenin eserleriymiş, zararına satılıyormuş. Seri sonu yani. İlgilenirsen... Olabilir ya. Kız arkadaşım hediye olarak. Kim bakıyor sergiye? Bizim küratör arkadaş... ...şımız... Caner Bey! Hop! Abi ne haber? Pastayla kekle uğraşma bugün. Beni acık idare et, iyi para yapacağız. Ay Bünyamin var ya, diyordum bu home ofisin eksiğine eksiğine. Meğer bu yastıklı sehpayla üzerindeki köylü karısı resmiymiş. Nasıl makbule geçti? şimdi serginin sorumluları, Donald Trump'ın aldığı manda pisti üzerindeki tüy eserini söyleyince... ...hemen senin istediğin ad resimleri, gübre, koku falan çağrışım yaptı, hop kaptın bu parçayı. Donald Trump'ın aldığını çok iyi kaçırmışız yalnız, ona üzüldüm. Bir de onu alıp getireydin, artık görürdük burada nasıl bir kıyamet kopardı. İnşallah bir dahaki sefere o da olur Zerrin. Çok sevindim kız işine sindiğine. Hop kaçtım ben, Özde Boyfriend'e. Hangi şerefi bozuk kakaladı bunu bu salağa ya? Gittim anam. Kız, teyze kim?
Akrabası falan mıymış? Yok be, İspanyolmuş. Bütün İspanyollar köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın, boğa güneşinde boğanın altında kalsın. Enrique Iglesias'ı tenzih ederim. Bu muymuş resim? Ben de sandım ki böyle dağdan dökülen köpüklü şelale falan getirecek. Ki onların böyle alttan ışıklı böyle yanar döneri var, çok değişik. O şelale böyle ışık ışık akıyor. Anladık Tülay. Sehpanın yastık ne ayak? Hepsi beraber modern sanat. Ben böyle sanatın tuğ içine tüküreyim. Çok ayıp laftır ama yeri geldi bak. Hani sehpa fotoğrafın promosyonu gibisinden. Hani onlar kullanılır da resimdeki kadın kötü kötü bakıyor. Kız burada durmasın. Ay tırsarım ben bu kadından. Tülay kansız mısın? Nesin her şeyden korkuyorsun be? Gelecekte kokuz. Ede yok, kavuşta yok. Gelecekte kork. Ya hayatta gene vermem. Kız arkadaşım hastası oldu o eserin. Ama sanatçı Carlos bizzat kendisi istemiş o bakımdan. Carlos değil, Athos, Portos, Aramis üçü bir araya gelse gene vermem. Ha. Çözdüm ben konuyu. Nasıl? Donald Trump uyandı, fiyat yükseltiyor. Ama yemezler. Manda pisini kaptı ama bunu kapamayacak. Donald Trump. Zengin olmakla iş bitiyor mu? Ha? Rahatlığa bak ya. Bir gün böyle havalı havalı konuşurken ne olacak ona biliyor musun? Ben Donald Trump'ım. Bünyamin'deki resmini alırım. Kralını da tanımam. Yapma dostum, her şey yolunda. Biraz sakin ol. Bana ne olabilir ki? O ne ya öyle? Ensesinden bıçak mı girdi onun? Hayat bu, belli olmaz diyorum. Kimse kendine öyle fazla güvenmeyecek. Hop kaçtım ben. Ne oluyor ya? Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Ne anlatıyorsun ki? Seni nereden tanısın be bu herif? Kafam mı iyi senin? Bir sanat eseriyle ilgili konuşuyoruz. Ha, yok bebeğim, ben hissettim bir uyuşmazlık olduğunu da enseden bıçak girince. Çevrem geniş ve karanlık biliyorum. Bir yardımım dokunabilecekse. Önemli olan fotoğraf. Kız arkadaşına vermiş işte. Buldur getir, 5000 kağıt çalışır. 15. Çizim ortaklarımla konuşup o kız reis kimseye gerekirse evinden çaldıracağım fotoyu. Masrafım ve riksim çok. 10.000. Son teklifim. Yakışıklı Leonard'ına hayırlısı olsun. Ya fotoğraftan tırsıp onu Selahattin'e verdim ama yastıkla sehpa burada işte gülü. Tülay, Bünyamin enişten ziyarete gelse, nerede hediyem dese ne söyleyeceğiz? Yaşlı teyzeyi gezmeye çıkardı, karnıca da yurt mu yiyor diyeceğiz. Bak şöyle yapsak. Bu şekil olsa çakar mı diyor. Tülay, saç diplerini düşünme, beynini düşün. Fotoğraf şu an koordinat olarak nerede? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.